Mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Tarımın Nabzına, Tarım Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı memleketimin dört bir yanına selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Bugün cevizi konuşuyoruz. Ceviz yetiştiriciliği ile ilgili sorularınızı cevaplandırıyoruz. Canlı yayında stüdyo konuğumuz Doçent Doktor Mehmet Süt Yemez. Hocam araya gitmeden önce de yine izleyicilerimizin sorularını cevaplandırmaya devam ediyoruz. Diyarbakır için uygun olmadığını söylediniz Samit Bey. Başka bir yetiştiricilik alanına geçer daha iyi olacak. Tekirdağ'dan Ahmet Bey'in sorusunu da cevaplandırdık ve yine sorularımızla devam edelim. Sorularla devam edeceğim ama bu noktada özellikle bilgilendirmek adına, çünkü sorular içerisinde sıklıkla karşılaşıyoruz. Hastalık ve zararlarına ilişkin genel bir bilgi vermek gerekirse ceviz yetiştiriciliğinde sıklıkla neyi görüyoruz? Hangi hastalıklar var? Hangi dönemlerde neler yapmak gerekir? Ve tabii ki her meyve türünün, her bitkisel türünün olduğu gibi cevizin de belli başlı yönden hastalık ve zararları var. Öncelikle hastalıktan başlayacak olursa ülkemizden çok görülen hastalıkların başında yaprak uyuzları, antraknoz, işte bakteriyel yanıklık hemen hemen tüm bölgelerimizde maalesef görülebilmektedir. Bununla ilgili bakırlı preparatlarla düzgün ve dengeli bir ilaçlama programı yapmalarında fayda var. Çünkü bunlar yıllık olarak her yıl ortaya çıkabilen hastalıklardır. Son yıllarda bazı bölgelerde dip kanseriyle ilgili, Latince ve İngilizcesini söylemek istemiyorum, Türkçesini söylüyorum. Bununla ilgili bazı yerlerde sıkıntılar gördüm. Belki gerek taban suyunun yüksek olduğu, gerekse aşırı sulama kaynaklı kök kökenli bazı hastalıklarla ilgili sık da olmasa rastladık. Bunlarla ilgili mutlaka tedbir alınması gerekir. Ama maalesef üzgünüm ki bazı bölgelerde işte standart dışı, gelişi güzel fidan üretim kaynaklı hastalık taşınmasıyla ilgili. Allah'a şükür yoğun değil ama birkaç yerde gördüm. Bunlara dikkat çekiyorum ki alan fidan alacak insanların dikkatli olması bakımından. En önemli görülen hastalıklar bunlar ülkemizde ya da ceviz yetiştiriciliğinde görmekte. Zararlar ise özellikle biraz önce söylediğim sarı kurt, Zarazora pirina dediğimiz zararlıyı sık görmekteyiz. Oldukça hemen hemen her bölgelerimizde var. Mutlaka tedbir alınması gereken bir zararlı. İç kurdu, meyve iç kurdu, Carpocapsa pomonella, elmada da aynı zararı veren iç kurdu. Özellikle elma ile karışık ceviz bahçelerinde sık gördüğümüz bir durum. Bu mutlaka ilaçlama programı yapmaları gerekir. Ancak bazı çeşitler elma iç kurduna karşı dayanıklı. Çünkü o cevizin mesela sitür kısmından o iç kurdu belli bir dönemde girmekte. Bazı çeşitler buna dayanıklı. Mesela Maraş 18 çeşitimiz iç kurduna karşı son derece dayanıklı bir çeşidimiz. Evet. Hemen hemen birçok bölgede ilaca bile gerek kalmadan iç kurduyla mücadele organik olarak yapmış olmaktayız. Mesela biraz önce söyledim, şebin iç kurduna karşı hassas bir çeşidimiz. O bakımdan da izleyicilerimizin iç kurduna karşı tedbirli olmaları gerekir. Ama bazı bölgelerde o böcek ekolojisini yaşayamadığı için görülmeyebilir. En çok görülen zararlar da, onun haricinde nadiren gören başka zararlar da görmek mümkündür. Cevizle rastladığımız en sık rastlanan hastalık ve zararlar bunlar. Bunlar, peki. Meryem Sezer Nazlı, Nevşehir'den arıyor izleyicimiz bizi. Ve ağaçlarının aşısını Nevşehir nasıl yapacağını sormuş. Bir de Nevşehir'de hangi çeşidin daha uygun olduğunu soruyor. Dikkat ettiyseniz aşıyla ilgili çeşitlendirmeyle ilgili sorular geliyor. Ben haklı da buluyorum. Çünkü bir sonraki araya geleceğimiz konuda söyleyeceğim. Çünkü Türkiye, Anadolu'muz cevizin ana vatanı ve hemen hemen her yerde, her bahçede ceviz genotipine rastlamak mümkün. Bunları, şöyle bir tabirim vardı. Bak, bir projem de var bununla ilgili. Eskimiş ağaçlarınızı atmayın, yaşlanmış ağaçlarınızı kesmeyin diye. Bunları değiştiriyoruz gibi bir sloganla da bir, ve inşallah bu devlet bununla ilgili de gelmeden 3 gün önce, ben de onu söylemiş olayım, Tarım Bakanlığı yanılmıyorsam bir proje, görüşlerimiz ve fikirlerimiz daha önce sunmuştuk. Daha doğrusu sıkıştırdık bakanlığı. Artık bununla ilgili mevcut genotipleri çevirelim. İşte Burdur'dan, Denizli'den, Muğla'dan, Artvin'den arayan vatandaşlarımız gibi. Böyle bir devletimizle, bakanlığımızla bir çalışma başlatacak. Hemen onu söyleyeyim. Bakanlığımız bu konuda bize bir görev verirse, ülkemizin her yeri fark etmeden çeşit değiştirmeyle ilgili, İnsanlarımızın eğitilmesiyle ilgili çalışmalarda bulunmak isteriz. Biraz sonra o sevgili izleyicimiz resimlerle, zaten resimleri gördüğünüzde, gördüklerinde aslanım hiçbir soruları kalmayacak. Peki. Kare kare hepsini kendilerine göstereceğim. Peki. Adem Bey telefonu attığımızda. Alo. Efendim, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sorunuzu alalım. Öncelikle, buyurun. Öncelikle verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hakikaten de çiftçilerimizin bilgilenmeye o kadar ihtiyacı var ki. Evet. İnşallah sizin programlar gibi kanallar da o kadar çoğalır ki. İnşallah. Yani bayağı bir eksiklerimiz var. Şimdi benim sormak istediğim birkaç soru var. Buyurun. İlk önce 7,5'a 7,5 Chester cinsi ceviz diktim ben. 350 tane. Evet. Bunlar bizim bulunduğumuz yer Sakarya kenarı olduğu için kumsal. Evet. Ve ben haftada 2 defa suluyorum bunları. Ceviz başı 60 litre su gelecek şekilde suluyorum. Birinci sorun bu. Az mı çok mu? Yani kumsal olduğu için. Peki. Hemen cevap veririm. Doğru. Doğru. İki kere sulamanız ve ikiye bölmeniz doğru, isabetli bir uygulama. Evet, diğer sorunuzu alalım. Bir de gübreleme ile alakalı. Toprağa serperek verdiğimiz gübre mi doğru, damla sulamayla verdiğimiz gübre mi doğru veya yapraktan verdiğimiz gübre mi doğru? Peki. İkinci sorun bu. Evet. Bir de tarlamın tam ortasında 60-70 yaşında büyük ceviz ağacım var. Evet. Ve bu müthiş kara leke hastalığı yapıyor. Yani meyvesinin yarısı olduğu gibi dökülüyor. Bu da diğer cevizleri, yeni cevizleri mi, çiftçiler mi? Hastalık yapar mı? Peki. Bir diğer şeyim de bu yıl cevizlerin arasında 30 ton bal kabağı yetiştirdim. Evet. Ve cevizlerimin maliyetini kurtarmış oldum. Yani böyle de bir avantajlarımız da var. O yüzden çiftçilerimize denemesini isterim. Peki. Tabii, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağolunuz. Sevgili izleyicimizin ilk sorusunun cevabı. İkinci soru gübreleme ile ilgili. Yapraktan, damlama sulamayla mı, topraktan mı? Evet. Eğer aciliyetine göre durum değişir. Acil bir müdahale gerekiyorsa yapraktan gübreleme yapılır. Onun haricinde topraktan damlama sulamayla ya da bizzat toprağa karıştırarak vermesinde bir sıkıntı yoksa imkanı ne veriyorsa onu yapmalı. Ama önemli olan, önemli olan toprakta eksik olanı vermek. Evet. Yani o dengeyi kurmak. Bunun için de toprak analiziyle bu gübreleme programını yapabilir. Verme şekli çok önemli değil. Önemli olan onun toprağa ulaşması. Ulaşması önemli. Kesinlikle. Bir de bilgi olarak ekledi. Bu yıl ceviz ağaçlarımın arasında bal kabağı yetiştirdim dedi. Ara tarım, meyvecilik ben biraz önce de söylemiştim. Şimdi bu 50 dönüm, 10 dönüm, 5 dönüm için biraz mümkündür ama 100 dönüm, 1000 dönüm için biraz zor olur. Sebzecilik yapabilirler imkanı varsa. Evet. Ben meyvecilikle ilgili ara tarımda sıkıntı yaşayacaklarını söylüyorum. Hatta bazı yerlerde kısa ömürlü olduğu için şeftali. İlla yapacaksanız teknik ekipman ve işçi gücün ona müsaitse illa yapacaksanız şeftali olabilir. Kısa ömürlü olduğu için ama sebze gibi yıllık bitkiler yapabilirler. Hatta bazı bölgelerde Asya'nın ben imkanlar varsa sulamayı da düşünerek tıbbi bitkiler ekin. Kekik gibi bitkiler ekmeyi önerebiliyorum yani. Evet. Bu faydalı olabilir. Çünkü sulama istemez vesaire istemez. Böyle tıbbi aromatik bitkiler ekebilirler. Ekebilirler. İmkanları varsa sebzecilik de yapabilirler. Bir diğer, yeter ki ağaçlara zarar vermesin. Ağaçlara zarar vermesinler. Bir diğer sorusu da ceviz bahçesinde mevcut bir bahçe var ama eski bir ceviz ağacım var dedi. 50-60 yaşında bir ceviz ağacım var. Bunda da yapraklarında meyvede kararma var. Diğerlerini etkiler mi diye soruyor. Bakteriyel yanıklık belli bir ölçüde eğer bitkilerin fenolojilere çakışıyorsa etkileyebilir. Çünkü o ona konukçuluk yapabilir. Onun eğer vazgeçilmez bir hatırası yoksa izleyicimizle ilgili onu da çeşit değiştirmeyle ilgili o Chandler çeşitine ya da orada hangi çeşitler varsa Maraş 18 hangisi varsa onu değiştirmekte fayda var diyorum. Değiştirmesinde fayda, fayda var. Peki. Özel bir önemi yoksa kendisi tabii, için. Manevi bir değeri de olabilir. Olabilir. O da ayrı bir olabilir. Şey. 50-60 yıllık. Rastlıyoruz çünkü böyle şimdi. Evet. 50-60 yıllık bir cevizden bahsediyoruz. Turgay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Sorunuzu Aylinler. Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Sorunuzu alalım. Buyurun. Ya hocam hayırlı cumalar. Size de hayırlı cumalar. Benim cevizlerim, ben Ankara'dan arıyorum. 7 yaşında. Evet. Zorunlu yerlerini değiştirmek istiyorum. Peki şu ayda uygun mu da? Cevizlerin yerini mi değiştirmek istiyorsunuz? Evet, yerini değiştireceğim. Kaç yaşında? 7 yaşında. 7 yaşında. Asiyan onu siz cevaplayın isterseniz. Rica ederim hocam buyurun. Turgay Bey buyurun Turgay hocam Bey, cevaplandırsın. Turgay Bey 7 yaşındaki bir ağacın yerini değiştirmeniz zaten cevabı siz de biliyorsunuz mümkün değil. Kesinlikle. Yerini değiştirdiğiniz zaman ağaçlar yeri değişmemiş olur. Evet. Kururlar yani. Çok yani, zor. Çok zor. Zor bir şey değil mi hocam? Yani imkansıza yakın zordur yani. O yüzden ağaçların kafanızdan onu atın. Problem ne ki değiştirmek istiyorsunuz? Ya hayvancılık yapıyoruz. Yerimiz biraz dar. Tam cevizler de hayvanların içine girdi. Artık hayvanların yerini değiştirmek daha kolay olsa gerek Turgay Bey. Evet.
Hayvanlar için yaptığınız yeri değiştirin bence. İzniniz yani öyle bir şey zaten ama. Mümkün değilse öyle bir şey yapacağım. Mümkün değil, şöyle ki öldüreceksiniz ağaçları, tercih sizin. Evet. Peki, kolaylıklar diliyoruz, sağolunuz. Oldu, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hocam özür dilerim, alanınıza giriyorum ama cevizlerin ölmesine de gönlüm razı olmadı. Hayvanların yerini değiştirmek çok daha kolay. Teşekkürler. Eğer yer imkanı varsa bunu yapmak da daha büyük bir fayda olacaktır diye düşünüyorum. Ve hemen yine izleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Ceviz yetiştiriciliğine hakikaten çok büyük bir ilgi var. Kadın erkek bütün çiftçilerimiz ceviz yetiştirmek istiyorlar. Bu da aslında çok güzel. Ali İhsan Adıbelli, Bolu Mengen, Pazarköy'den soruyor. Kendiliğinden yetişen 15-20 adet cevizi varmış. Ancak verim alamıyor. Bununla ilgili aşılama noktasında hocam ne önerir diye sorarlar. Tohumdan yetişmiş çöreler. Evet. Belli ki döllenme biyolojisinde tutum verimle ilgili sıkıntısı var. Burdur mu dediniz? Bolu. Bolu Mengen, Pazarköy. Mutlaka bunu kaliteli ve verimli bir çeşitle değiştirebiliriz. Evet. 2-3 yılda görecek ki, örneklerde de göstereceğim. Evet. Tabiri caizse arabanın tekerleri duruyor, kasasını değiştiriyoruz evet. Ama... Modifiye ediyoruz. Aynen öyle. Evet. Bununla ilgili güzel örnekler var. Onları resimlerle izleyicilerimiz... Onu da sona saklıyoruz özellikle ki izleyicilerimiz ekran başında kalsınlar. Orhan Bey sormuş. Denizli Çameli, Gökçeyaka köyünden 1350-1400 rakımda olduklarını belirtiyor. Hangi çeşit? Maraş 18 rahatlıkla yapabiliriz. Maraş 18. Peki. Yine izleyicilerimizin sorularıyla devam edelim. Naci Özkurt, Kocaeli, Kartepe'den bize sormuş. Kışlık gübre atmadığını bu problem yaratır mı diye soruyor. Tabii atmamak belli yıllar içerisinde sıkıntı yapabilir ama daha önce evet. Atmamış ise bir analiz yaptırarak 3 yılda bir gübreleme programı, bir besleme programı yapmalarında fayda var. Çünkü ağaç bitki bir canlı. Onun evet. da belli bir besin elementlerine belli oranlarda ihtiyacı var. İşte karşılaştığımız hastalıkların, karşıladığımız zararların, verimsizliğin, kalite evet. düşüklüğünün sebebi tamamen bu dengesiz, düzensiz hatta hiç yapmamaktır. Çünkü evet. Anadolu biraz önce hep şunu söylüyorum. Benim Anadolu güzel insanım evet. her bahçesinde ceviz bulundurur. Ama ya cevizi yol kenarlarına dikerler ya bahçe kenarlarına evet. diker, diğer ağaçları içeriye dikerler. Ondan sonra asil bir meyve verirler. Ne su verirler, ne gübre verirler, ne bir şey verirler. Ama mutlaka tabii ki belli bir yaştan sonra da ağaçlar verimden ve kaliteden düşüyorlar. Mutlaka belli bir bitki besin elementlerine ihtiyacı vardır. Peki. Nuri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, hayırlı cumalar diyeyim. Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz. Size de hayırlı cumalar diliyoruz. Buyurunuz, sorunuzu alın. Sağ olun. Hocamdan bir bilgi almak istiyorum. Buyurun Nuri Bey, dinliyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Hayırlı cumalar, iyi günler. Evet, hocam sorunuzu bekliyor. Buyurun Nuri Bey. Evet. Hocamdan şunu öğrenmek istiyorum. Evet. Benim bir 6 dilim dereci armutum var. Evet. Şimdi bunları rüzgar nedeniyle ben bunları sökmek zorunda kaldım. Fidanlarım 3. yaşında. Bunların yerine ceviz dikmek istiyorum ben. Evet. Hocamdan yerimde kara toprak rüzgara karşı hangi tür cevizi önerir hocamdan yardım almak istiyorum. Peki Balıkesir'den arıyor izleyicimiz. Rüzgarlı bir arazisi var, rüzgar olan evet. bir arazi. Nuri Bey size de hayırlı cumalar. Siz de cevabı aslında verdiniz. Diyorsunuz evet. ki ağaçların dallarına rüzgar zarar veriyor. Cevize de zarar verir. Rüzgara dayanıklı herhangi bir çeşit şu anda geliştirilmedi. Yani. O yüzden eğer rüzgar fiziki olarak zarar veriyorsa hangi çeşidi tamam, yaparsanız hocam, yapın cevize de zarar verir. O yüzden en iyisi orada meyvecilikle ilgili bir çalışma yapmamak. Evet. Meyvecilik yapılamaz. Rüzgar çok teşekkür yoğun. Ediyoruz Nuri Bey. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olunuz. Evet. Diğer meyveler yetişmiyorsa doğal olarak ceviz de yetişemeyecektir. Biz iki bir zarar veriyor çünkü. Cevize özel bir anlamda yüklendiğini gördük kesinlikle. Aslında bugün. Hani kiraz yetiştiremiyorum ama sanki ceviz yetişebilir mi diye de sormaya başladı evet. izleyicilerimiz. Evet stratejik bir ürün ama fazlaca özelleştirdik gibi geliyor bu durumda. İyi ceviz konuşuyoruz. Ceviz konuşuyoruz. Peki. Ceviz önemli. Sait Demirel Amasya'dan, Taşova'dan sormuş. Cevizlerinden verim alamadığını belirtiyor. Kaç yaşında olduğunu... Belli ki verimsiz çeşitler. Döllenme biyolojisiyle evet. ilgili sıkıntılar var. Belki biraz önceki cümlenizle ilgili evet. bir televizyonda bir şey evet. söylemek istiyorum. Ben işimi seviyorum, cevizimi seviyorum ve önemsiyorum. Ülkem evet. için kesinlikle. Şunu diyorum, ceviz
ülkemiz önemli, ceviz de ülkemiz için önemli. Evet. Herkes, saygı duyarım, herkes kendi uzmanlık alanını önemserse zaten biz bir yere gideriz. Yani önemsemek, onu sevmekle kesinlikle başlar zaten. Ancak öyle başarıya gideriz. Sevgi olmadan zaten bu işleri yapmanız aynen mümkün değil. Dolayısıyla elbette yetiştirdiğiniz, sonuçta canlı yetiştiriyorsunuz. Evet. İster ceviz olsun, ister bir başka bitki türü, meyve türü hiç fark etmez ama canlı yetiştiriyorsunuz ve ona hakikaten bir sevgi göstermek durumundasınız. O manevi değeri de eminim bu bitkilerin hepsi algılıyor, onu hissedebiliyorlar. Kesinlikle. Gübre kadar, su kadar o sevgiyi de mutlaka vermek gerekiyor. İzleyicilerimizin sorularına bakınca da hakikaten bu sevgi verebilecek potansiyelde olduğunu görüyoruz. Değerli izleyicilerimiz, canlı yayında sorularınızı yine bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Budama ile ilgili, çeşit değiştirme ile ilgili görüntülerimizi biraz sonra izleyicilerimizle paylaşacağız. Ama yine cevizle ilgili sorularla devam edelim. Fidanla ilgili, fidan satışıyla ilgili yine sorular geliyor izleyicilerimizden. Biraz da şikayetleri var. Hem rakamlar noktasında şikayetleri var, yani fidanların pahalı olduğuyla ilgili. Tabii burada sertifikasyona dikkat çektik. Evet. Mavi sertifikalı ya da sarı sertifikalı olması önemli dedik. Diğerlerini zaten almamaları gerektiğini belirttik. Yani sertifikalı değilse, bakanlığın listesinde yoksa destekleme kapsamına da girmeyecek, bunu da belirttik. Fidanla ilgili, hem fidan yetiştiriciliği ile ilgili hem izleyicilerimizin nelere dikkat etmesi gerektiğine ilişkin neler, birkaç cümle söylemek gerekirse. Pardon. Şimdi çeşit ve fidan seçiminde elbette dikkat edilmesi gereken konular var. Evet. Fidanın bir defa sağlıklı olması gerekiyor. Yani kök bölgesinde ve gövde bölgesinde mutlaka sağlıklı olma, hastalığa zararlı etmenin bulunmaması gerekiyor. Evet. En önemli konulardan biri de pişkin olması lazım. Yani fidanın kendine has boyu ve kalınlığıyla beraber, evet, özel bunu renkten tanımlayabilirler, pişkinleşmiş bir fidan olması gerekir. Bu pişkinleşmiş kelimesinin altını niye çizdim biliyor musunuz, evet, Asiye Hanım? Bu sene bölge fidan ceviz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bir bölgemize bir kontrol amaçlı gittim. Üçnoğlu damlısık parselleriyle ilgili. Evet. Orada rastladığım manzara bu. Resimleri de var. Keşke imkan olsa da göstersek. Evet. Çektim resimleri. İnsanlar şunu yapıyor maalesef. Ekim'in kaçıydı bilmiyorum. Tarih tam aklımda ya da Kasım ayının içerisindeydi. Evet. Fidanların yapraklarını sıyırıyorlar. Bir an önce pazara sunalım diye. Yani daha bitki, evet, yemyeşil yapraklar üzerinde bir an önce pazara girelim diye bu fidanları maalesef yaprakları sıyırarak satışa sunuyorlar. İşte bu fidanları, pişkinleşmemiş fidanı siz pazara sürüp onu Anadolu'nun, evet, herhangi bir yerinde diktiğinizde biraz da kış soğuklarını sert geçmişse ertesi yıl siz ben ceviz fidanı dikmiştim, bahçesi de dikmiştim. Ortada nerede? Bir şey yok, yok sorusuyla karşılaşabilirsiniz. Evet. Bu bakımdan önemli. Peki burada o fidanları alanın mı kabahati, o durumda satanın? Evet. Elbette ki satanın. Çünkü siz o şekilde pazarlarsanız o fidan kışı geçirmeyecek, ertesi yıl odun olarak karşınıza çıkacaktır. O yüzden hastalık zararları yönünden mutlaka ağrı olması, evet, hastalıklı olması gerekir. İstenilen boy ve kalınlıkta olması lazım ve pişkinleşmiş olması lazım ve kök sisteminin mutlaka üzerinde olması gereken yoğunlukta olması lazım. Evet. Çıplak köklü fidanlarda bu sıkıntı oluyor bazen. Evet. Üreticiler sökerken işi aceleye getiriyor ya da dikkat etmiyorlar maalesef. Köklerin önemli bir kısmı toprakta kalıyor. Özellikle havuç kök dediğimiz kazık kök kısmının çok fazla zarar görmemesi gerekir. Ve yeterince de kazık kökü üzerinde bulundurması gerekir. Ve her şeyden önce zaten ismine doğru sertifikalı olması lazım. Toprak. Sertifikalı fidan zaten meslektaşlarımız, tarım ve ilçe müdürlüklerinin bu özellikleri, evet, taşımayan bir fidan zaten piyasaya sürülmesiyle ilgili gereken direktifleri veriyorlardır. Mutlaka ismine doğru yanında da sertifikası olması gerekir. Eğer sertifikasız fidanlar alırlar ise, evet, bu gibi sıkıntılarla karşılaşırlar. Ancak şunu söyleyeyim, üreticilerimize lütfen rica ediyorum. Bir ceviz yetiştirici uzman kardeşiniz olarak söylüyorum. Evet. Ne olur erken piyasaya gireceğim diye ceviz yapraklarını önceden sıyırıp, yani bunu yapmayın. Sıyırıp fidan erken, evet, piyasaya sürmek için bu uygulamadan vazgeçin. İki, fidanın boylu poslu olsun diye yazın suyla azotu yoğun bir şekilde lütfen vermeyin. Evet. Çünkü evet, boylu poslu fidanı Anadolu insanı baktığı zaman güzel fidanmış, evet, gibi algılıyorlar ama kışın onların kuruduğu ihtimalini düşünemiyorlar. Sizden rica ediyorum. Sadece bu sizin. Evet. Fazla azot önlemiş olur, fazla su, evet, önlemiş olur. O yaprak uygulamasını da bir ay sonra zaten kendiliğinden dökülecektir. Lütfen sevgili fidancılar, üreticiler. Çünkü siz var
Anadolu'da cevizi diken var olduğu sürece siz var olacaksınız. Elbette. Eğer insanları cevize küstürürseniz yarın bir gün sizin üretiminiz de ortadan kalkacaktır. Kesinlikle. O yüzden fidanlar ne olur yetiştirirken fazla azottan kaçalım, evet. Dengesiz sulamadan kaçalım ve zamanından önce yaprak gibi farklı zararlı uygulamalardan vazgeçelim ki Anadolu insanı doğru fidanı, sağlıklı fidanı sağlıklı diksin. Sağlıklı fidana ulaşabilsin. Buna dikkat etmeleri mutlaka. Gerekir. Aksi halde bir kere satış yapabilirler. Çünkü müşterinin müşteriye reklamı çok daha önemlidir. Kesinlikle. Yani bunu da atlamamaları gerekiyor. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Buyurunuz merhaba. Sorunuzu alalım. Yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Hocama da merhaba demek istiyorum. Hocama takip ediyoruz konusunda gerçekten bilgi alabileceğimiz en de insanlardan birisi. Evet, sağ olun. Tabii, ben şunu öğrenmek istiyorum. Genelde daha çok hep ceviz dikildikten sonra çiftçilerimizin sorunlarıyla daha çok konuşuyoruz. Evet. Aslında ben mesela çok meraklı bir çiftçi olarak yatırım yapmak isteyen bir çiftçi olarak 100-200 dönüm bir arazime ceviz yetiştirmek istiyorum ama ne kadar da olsa internetten de bilgilere ulaşsam da çok evet. fazla yeterli bilgi sahibi edinemiyorum. Acaba üniversitenizin, hocamın mevcut çalıştığı üniversitenin benzer bir çalışması var mı? Yani gidip yerinde inceleyecek, toprağı, kahvaltı, koşullarını inceleyip burada ceviz yetişip yetiştirilmeyeceğini, hangi çeşit cevizin olması gerektiğini, bu konuda üniversitelerle işbirliği yapabiliyor muyuz? Peki. Sözleşmeli olarak çalışabiliyor mu üniversiteler yardım? Evet. Yardım maksadında böyle bir şey var mı onu öğrenmek istiyorum. Peki siz çok teşekkür ederiz. Mehmet Bey siz nerede yetiştireceksiniz cevizi? Ben Malatya'da Kuluncak Başırın köyünde 1650 metre rakamı var yaklaşık. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Adıma da saygılar, iyi günler. Çok teşekkürler. Üniversitenin özellikle bilgilendirme noktasındaki çalışmalarını bir de sözleşmeli olarak üretim noktasındaki sorusuna. Üniversitemiz ceviz yetiştiriciyle evet. ilgili fakülte olarak her türlü A'dan Z'ye desteği veriyoruz yani. Evet. Çünkü üniversitelerin, enstitülerin ya da tarım ilişimin asıl görevlerinden biri bu. Bir şekilde işte kurulumundan hasada karşı hangi bilgi ihtiyacı varsa veriyoruz. Evet. Üniversitemiz belki onu sormak istedi. Biz ceviz üretimiyle ilgili Maraş 18'de Süt Yemez 1'in üretim dağıtım hakkını firmaya verildi. O firma artık yetkili firma o. Kendimiz de hukuken üretemiyoruz. Çünkü evet. yasal olarak onlarda. Evet. Ayrıca Kamanbir'i de Ahevran Üniversitesi'ni devrettik. Evet. Yine onlar bizden aşı materyaller mesela onlar yapmaya çalışıyor. Bir çentler çeşidinden bir miktar yapıyoruz. Zaten Malatya söyledi. Evet, Malatya'da yetiştirecek. Maraş 18 ceviz çeşidini rahatlıkla yapabilir. Evet. Bununla ilgili fidan da söz konusu o Maraş'taki firmadan temin edebilir. Gönül rahatlığıyla temin edebilir. Çünkü bütün bitkisel üretim materyali yine üniversite kaynaklı üniversite olduğu için. Üniversite kaynaklı, rahatlıkla diğer olabilirler. Diğer teknik bilgiler, teknik olarak da eğer öyle bir Malatya'da ziraat fakültesi var, evet. daha yakın olur. Teknik olarak danışmanlık alacağız ama onun belli şartları var. Üniversite evet. sözleşme imzalayarak o kolaylığı da sağlayabiliyor. Danışmanlık da alabilirler. Evet, üniversiteden alabilirler. Değerli izleyicilerimiz kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından Tarımın Nabzı ceviz gündemiyle devam edecek. Sorularınızı bekliyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Mutlu günler değerli izleyicilerimiz. Sabah 6'da başladık yine canlı yayınımıza. Bugün 13'e kadar sürdürdük. Sizlerden gelen yoğun ilgi üzerine sorularınıza daha çok cevap verebilmek adına hocamız da sağ olsun bizi kırmadılar. Bir saat daha programımızı uzattık ama son bölümdeyiz artık. Cevizle ilgili, ceviz yetiştiriciliği ile ilgili Tarımın Nabzı'nın son bölümünde bugün yine sorularınızı cevaplandırmaya devam ediyoruz. 0212 709 87 87 telefon numaramız. Stüdyo konuğumuz Doçent Doktor Mehmet Sütüel Süt Yemez sorularınızı cevaplandırıyor canlı yayında. Hocam hep bir sonraki bölüme, bir sonraki bölüme dedik. Biraz teaser çalışması yaptık. Heyecan uyandırdık ama çeşit değiştirmeyle ilgili hem görseller üzerinden hem de bilgiyi paylaşalım izleyicilerimizle neler yapacaklar. Evet, çeşit değiştirmek önemli bir konu. Evet. Çünkü yani başında da söyledik ülkemizin stratejik bir meyve ve ülkemizde tohumdan yetişmiş çöğür olarak yoğun bir şekilde Anadolu'nun her tarafında ceviz ağacı var. Ama evet. bunların bir kısmı verimli bir kısmı verimsiz standart dışı. Evet. Peki ülke çapında bunları belli bir bölgesel olarak ya da lokal olarak il bazında vesaire belli verimli ve kaliteli standart çeşitleri değiştirmemiz gerekir ki ülke kazansın. Evet. Düşünün
ülkedeki bunun ne avantajı var? Bir, o verimsiz ağaçlar, kalitesiz ağaçlar, kaliteli verimli hale gelecek. Evet. İki, siz yeni bir ceviz bahçesi kuracağınız bir 10 yıl, 8-10 yıl beklemek durumundasınız. Evet. 2-3 yılda bir bakacaksınız ki kaliteli ve verimli olarak ceviz bahçelerine sahip olma evet. açısından hem kişi bazlı çok önemli hem de ülkesel bazlı bu durum son derece önemli. Bunun için daha önceler hep bahçe bitkileri yetiştirdik dersinden de meyvecilik derslerinde aşılardan bahsedilir. Evet, evet. İşte kalem aşıları, göz aşıları, şu aşı bunda uygulanır, bu aşı bunda uygulanır diye. Mesela çeşit değiştirmede kullanılan kalem aşıları, özellikle de yarma aşı. Evet. Birçok meyve türünde risklidir, hele cevizde çok risklidir. Riskli. Tabii riski göze almadan, evet. denemeden bilemezsiniz. Allah'a şükür bu riski bir 15 yıl öncesinde bazı çiftçilerimizle beraber aldık. Cevizde yarma aşı tekniğini kullanarak çeşit değiştirebilir miyiz diye düşündük ve uygulamaya başladık. Allah'a şükür çok önemli derecede seviyelerde de %100'lere varan başarılar elde ettik ki Anadolu'da şu anda birçok yerinde de diğer kabuk aşısıyla beraber evet. yapılmaktadır. Eğer müsaadeniz olursa, tabii, buyurun, ekranlarda hocam. Müsaitse, yarma aşının cevizde nasıl uygulandığıyla ilgili evet. kare kare izleyicilerimize göstermek istiyoruz. Paylaşalım, evet buyurun. Şu anda anacın görülebiliyor herhalde. Şu anda görülebiliyor, evet. Bu birazcık görüntü büyütebilir miyiz? Şöyle evet. o zaman diğer programdan alayım. Bu birazcık daha şey peki, olacak. Peki daha net olsun. Evet. PDF programını. Evet, evet böyle anacın, daha net. Önce anacın yani değiştireceğimiz çeşidin evet. ya da anacın aşılanması lazım. Önce bir kalem hazırlığı yaparız. Evet. Kalem nasıl hazırlanır? Evet. İşte diyelim ki bu değiştireceğiniz çeşidin kalemin hazırlanışını görüyorsunuz, evet. takacağınız çeşidini. Bakın, kalemin bir tarafı, evet. bir tarafında öz bölgesi görünmüyor, bir tarafında görünüyor. Bu kalınlıkta kalemi hazırlamamız gerekiyor. Evet. Bu son derece önemli, kalem açısından. Evet. Sonra anacın hazırlanması, işte bakın uyanmış, evet. fizyolojik aktivite başlamış, Nisan ayında yaptığımız bir aşı. Bununla ilgili zaman olarak Şubat 15'te mesela Maraş evet. şartlarında, Şubat 15 ile Nisan arasında yapabiliyoruz. Bakın anacın hazırlanması, evet. kestik. Anacın dallarını kestik. Soluk dalı bırakmamız lazım mutlaka ağacın fizyolojik evet. olarak hayatını devam ettirmesi için. Eğer tamamen bunu gövdeden ya da bu dalı da alırsak biraz risk almış olabiliriz. Evet. O yüzden soluk dalını mutlaka ve mutlaka bırakmamızda fayda var. Evet. Anacı bu şekilde hazırlarız. Bakın burada izleyicilerimizin dikkatini çekmek evet. istiyorum. Son derece önemli. Ağaç biraz önce gördüğünüz gibi yapraklar üzerinde. Bu ne demektir? Ağaçta su yürümesi başlamış. Fizyolojik aktivite başlamış, ağaç çalışmaya başlamış Anadolu evet. tabiriyle. Bunda aşı başarısını yakalamak çok risklidir. Çünkü su yürüdüğü için. Bakın evet. kesilmiş bir dalda eğer su yürümüş ise, ki bunu su yürümeden önce yapabilirsiniz. Evet. Bu su yürüme resmini bilerek koydum ki izleyicilerimiz belki karşılaşabilirler diye. Evet. Buralar su yürümesinden dolayı mantarlaşacak ve nekrozlaşacak. Dolayısıyla buraya kalemi taktığınız zaman tutmaz, aşı tutmaz. Evet. Bunu önlemek için bakın ağacın gövdesine evet. adeta tabiri caizse hortumu kesiyoruz biraz. Evet. Hortumu kısarak ağacın toprak seviyesinden 15-20 santim yukarısında bir evet. Kısilen bölgesine kadar bir çizik atıyoruz ve suyun kesilmesini önleyerek aşı yapacağız. Evet. Bakın kestiğimiz zaman şu yüzeyleri izleyicilerimiz görebiliyor mu? Evet. Tertemiz. Evet. Bakın burada herhangi bir mantarlaşma yok. Yok. Evet. Ve tertemiz bu bölgeye artık aşı uygulamaya geçebiliriz. Evet. Bakın ağacı kestik. Testereyle bu yüzeyin son derece düzgün olması gerekir. Böyle tırtıklı tırtıklı olur ise evet. kalem tam oturmaz. Dolayısıyla başarıda biraz sıkıntı yaşayabilir. Düzgün bir şekilde. Dolayısıyla yüzey çok düzgün olacak. Evet. Keskin bir testereyle evet. mutlaka düzgün bir şekilde kestiniz. İşte bir alet yardımıyla bunu değişik bölgelerde nacakları evet. vesaire tahra denir. Bu aletlerle yarmayı açmamız gerekir. Evet. Bakın resimlerde izleyicilerimiz dikkatini çekiyordur. Evet. Yarmayı aletle açtık. Bu yarmanın açılmış hali. Evet. Diğer bir tornavida gibi bir alet yardımıyla kalemleri yerleştirmemiz gerekir. Evet. Bir sonraki resimde bakın kalemleri anacın kalınlığına göre, dalın kalınlığına göre bir ya da iki tane kalın kalem yerleştirip bilek kalınlığı üzerindeki dallara evet. genelde iki tane yerleştiririz. Bunun ikisi de tutar. Göreceğiz biraz sonra. Evet. Bakın kalemleri yerleştirdik. Kalemlerin hazırlanışı son derece önemli. Peki burada önemli olan evet. mutlaka aşının şurada göstermeye çalışıyorum sevgili izleyiciler. Evet. Kalemle anacın kambiyum noktası mutlaka çakışmalı. Evet.
Bunu çok içeride yaparsanız, çok içeriye doğru aman sağlam olsun çıkmasın gibi ya da çok dışarıya kambiyum noktası çakışmaz ise aşınız tutmaz. Bu son derece önemli. Orası çünkü kritik. Yarma aşı zaten ağacı büyük bir risk altına sokuyor. Burada kalem üzerindeki yerleştirmede dikkat etmek gereken nokta bu. Kambiyum noktalarının yani kabuk dokularının çakışması. Belki izleyicilerimiz kambiyum teknik tabirden anlamayabilirler. Evet. Kabuklarının çakışır bu pozisyonda. Kabuklarının çakışması gerekiyor. Bakın sonra burada izleyicilerimiz görebiliyorlar mı? Burada değişik bir madde sürüyoruz. Evet. Bunlar aşım ağacını da sürer ama biz aşım ağacını tercih etmiyoruz sevgili izleyiciler. Ne sürsünler? Biz buraya kil toprağı tercih ediyoruz. Bu kil toprağını... Kil toprağını belli bir muhallebe kıvamında ıslatarak bu yara bölgesine tamamen açılan bölgeye sürüyor. Niye aşım ağacını sürmüyoruz? Çünkü aşım ağacını bir soğukta çatlıyor. Havalar soğuk. İki sıcakta eriyor. Üç çabuk dökülüyorlar. Kil maddesi buranın aşı tutuncaya kadar olan dönemde daha rahat ve sağlıklı organik bir madde oluyor. Bu son derece önemli. Hazırlayacaklar ve Evet, çünkü bu aşı bölgesinin sıcak kalması, kalyos dokusunun oluşması için sıcak olması lazım. Bunun için peki bir deneme çalışması yaptık mı? Yaptık. Evet. Aşı macununa göre bu kil toprağının başarısı daha iyi çıktı. Sadece kil mi? Sadece kil. Başka bir şey yok. Abi suda ıslatarak kil. Evet. Yani şimdi zaten kil o kadar önemli bir madde ki insanlar saç yıkamasında falan bile kullanabiliyorlar. Evet. Bakın kalemleri yerleştirdik, kalemleri taktık. Aşım kil maddesiyle bunu tamamen açılan bölgeyi kapatmamız gerekir. Hava almayacak şekilde. Sonra bunun aşı bölgesini izlediğiniz gibi bir şeffaf naylon. Kalınca bir naylon, yırtılmayan bir naylon takarak iple sıkıca bağlıyoruz. Evet. Ve böylelikle aşı tamamen bitmiş oluyor. Tamam. Yani anacın hazırlanması, kalemin hazırlanması, kil toprağıyla aşı yerinin kapatılması ve uygulamanın tamamlanması. Evet. Bakın, uygulama zamanları değişik zamanlarda yapabiliriz. Evet. Bununla ilgili bakın, bu aşılar bir ay sonra. Evet. Bir ay sonra tutmuş bu aşıların. Burada belki dikkatini çeker izleyicilerimizin ağaç gövdelerini kireçle ya da su bazlı plastik boyayla. Çünkü tamamen bir kesim yaptığımız için tamamen bir kesimden dolayı güneş ışıklarına karşı ağacı korumamız gerekir. Bakın biraz önce yaptığımız aşı aslında diğer resimde kare kareydi. Biraz gösterimde sıkıntı var. Bir ay sonra bu halde bir metre rahatlıkla geçebiliyor. Çok güzel. Bu dikkatli yapıldığım bakın şu bahçe, bu bahçe. Bir yıl önce farklı bir çeşitteydi. Evet. Neredeyse bakın iki ay sonraki resmi görüyorsunuz, arttaki resmi. Evet. Neredeyse hiç değiştirilmemiş gibi bir bahçe. Kesinlikle. Değiştirilmemiş gibi. Burada belki resimde görülemeyebilir. İpler görüyoruz. Bu iplerde çünkü ceviz güçlü bir bitki. Evet. Taze sürgünler rüzgara karşı korumanız lazım. Ağaçları birbirine bağlayarak rüzgara karşı, burada da çıtalar var. Evet. Korumamız gerekir. Evet. Şimdi... Biraz önce sorularda da geldi. Evet. Sorularda da geldi. 7'den 77'ye her ağacı değiştirebiliyoruz Asya Hanım. Her ağaçta her hiç ağaç uygulama yapıyor. Mesela bu ağaç 18 yaşındaki bir bahçe. Evet. Bu 18 yaşındaki bir bahçeyi risk alarak değiştirdik. Soluk dalı bıraktı. Bakın şu noktalar, şu noktalar görülebiliyor mu bilmiyorum. Aşıyla 2 yıl önce değiştirdiğimiz ağaçlar. Evet. 2 yıl önce verimsiz ve kalitesiz olan bir ağaç 2 yıl sonra bu halde. Siz yanına yaktığınız herhangi bir çiftçimiz gördüğünde mesela şu ağacın bu çeşidi değiştirilmiş mi diye tanımayacak şekilde güçlü bir bitki olduğu için rahatlıkla kendini kapatıyor, tamamlıyor ve çeşit değişmiş oluyor. Mesela bu örnek biraz sonra göreceğim, göstereceğim bununla ilgili bir bilgi vereceğim. Başta gösterdim 7 yaşındaki bir ağacı yapabiliyoruz. 3-5 yaşındaki bir ağacı yaptık. 20 yaşındaki bir ağacı çok rahat ana dallardan değiştirebiliyoruz. Hatta 80 yaşındaki ağacı bir de değiştirebiliyoruz. Bakın burada yakından da göreceğiz biraz sonra. 80 yaşındaki bir ağacı ama burada bir fark var. Ana dallar çok kalın olduğu için izleyicilerimiz görebiliyor mu? Evet. Ana dalları kestikten sonra bir yıl sürgün vermesini sağlıyoruz. Bir yıl bekliyoruz. Bir yıl bekliyoruz. Evet. Onun üzerinden sürgün meydana gelecek sonra. Sürgünler. Çünkü şu ana dallar çok kalın. Evet. Bir de kesildikten sonra hızla dokular yaşlandığı için çabuk ölüyorlar. Evet. O yüzden buraya yeni bir sürgün vermesini sağlıyor. O sürgünlerin üzerine ceviz çeşit değiştirmeyi yapabiliyoruz. Yapılabiliyor. Evet. Evet bakın. Özür dilerim. Biraz önce 20 yaşındaki bir ceviz bahçesini değişti. 3 yıl önce bu bahçeye gittiğinizde aynı bu şekilde. Aşı yapıldıktan sonra 3 yıl sonraki hali. Burada bir şeyler değişti. Ne değişti bu bahçede biliyor musunuz? Burada yaklaşık 120 aşık bir ceviz bahçesiydi.
Buradan bizim bölgede ceviz asyam hala taneyle satarlar. Evet, sayarak taneyle. Evet. Kırşehir'de de biliyorum. Kırşehir'de de taneyle. Çünkü evet. Değerli olan şeyler taneyle satılır. Satılır, evet. Çiftçinin ifadesi şu, hocam dedi. Evet. Biz 120 ağaçtan toplam 10 bin adet civarında yaklaşık 150 kilogram civarında bir ürün alıyorduk. Evet. 3 yıl sonra bu bahçeden aldığımız meyve sayısı 500 bin, ürün sayısı neredeyse 30 katladı. Peki fark ne? Çeşit var. Çeşit. Sadece farklı. Çeşit. Çünkü bu ceviz bahçesinin sahibi sular bakımını yapıyor. Aynı bakımı yapıyordu, aynı sulamayı yapıyordu vesaire ama bir şey değiştirdi. Hani önceki bölümlerde söylemiştim. Tekerler aynı. Arabanın kasasını değiştirdik. Modifiye ettik. Evet. Toplam bir bahçeden siz 150 kilogram alırken şu anda 4,5 ton civarında bir ürün alabiliyorsanız bunun tek şeyi çeşit değiştirme ve çeşidin verimli ve kaliteli olmasından dolayı. Bakın aynı bahçe bu yapraklarını dökmüş hali aynı ağacın yaprak ve meyve tutumu. Bakın şuradaki dayakları, sırıkları görebiliyor musunuz? Evet. Bu niye verilmiş olabilir? Verim yükünü taşımıyor ağaç. O kadar verimli. Evet. Artık meyve dallarını kırın. Bakın 3 yıl önceki üzerinde neredeyse sayacağınız bir meyve varken 3 yıl sonra sayamayacağınız kadar bir meyve ağacı. Taşıyamayacağı kadar meyve var. Aynı bahçeden bir resim. Çeşidi değiştirilmiş bir bahçeden resim. Bakın. Evet. Bu Maraş 18'e çevrilmiş bir bahçe. Evet. O meyve yükünü görebiliyorsunuz. Tamamen çeşit değiştirme usulüyle yaptığımız bir diğer resimde bir iki nokta var. Zamanımız var herhalde. Birazcık yani, daha süremiz var. Bir 5 dakika bana daha müsaade ederseniz. Şunu da şurada bir iki resim vardı. Tabii ki. Bu arada hemen aklıma şu geldi. Çeşit değiştirerek ülkemizin bu ithalata bağlı durumunu hızla düzeltebiliriz o zaman. Çok daha hızlı düzeltebiliriz. Bakın bir... Yani bu konuda aslında bir seferberlik başlatmak gerekiyor. Evet, bakanlar çok önemli görev düşüyor. Ben izlerken yani bunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Bu fikrimi paylaşmak istiyorum. O zaman hızla çeşit değiştirelim. Yani 3 yıl gibi bir sürede verimi bu kadar arttırabiliyorsak... Hocam siz öncülük edin. Bakanlık bu işin altyapısını hazırlasın. Siz ve ekibiniz öncülük edin ve biz Türkiye'deki ceviz bahçelerinde, bu verimsiz bahçelerde çeşidi değiştirelim. Ve lütfen şu %60 ithalattan en azından, %30 demekten ben mutluluk duyacağım. İnşallah. 4 sene yani. Sonra, 5 sene sonra %30'lara indirebilirsek bunu neden olmasın, ama böylesine bir verim sağlayabiliyorsak, elimizde böyle bir imkan varsa. Şimdi yeni bir bahçe kurduğumuzda maksimum verime ulaşma süremiz 10 yılın üstünde. Kesinlikle. Ama çeşit değiştirebilirsek, ki mevcut ağaçlarımız çok fazla var, verim elde edemediğimiz, yeterli verim alamadığımız, çeşit değiştirerek 3 yılda, 4 yılda, hatta 5 yıl olsun hiç önemli değil. Dolayısıyla buradaki ciddi anlamda ulusal ekonomimizde bir kayıp yaşıyoruz. Kesinlikle. Yani ben bu söylediklerimi... Ben bu çağrıyı tekrarlıyorum. Bakanlık bu konuda seferberlik başlatsın. Aynen öyle. Biz de katkı sağlayalım. Sizler zaten bu tür projelerde her zaman destek vermeye hazırsınız. Hep programın başından bu yana da söylediniz. Acilen çeşit değiştirme işlemi yapılsın. Yöreye uygun, verimliliği arttırıcı çeşitlerle ilgili çalışmalar yapılabilir. Kesinlikle katılıyorum. Bütün söylediğiniz cümlenin altını... Evet. İmzamı atarım. Yani bunun bir slogan haline getirilebilir. Evet. Biraz önce söylediğim gibi sizin televizyonda olabilir. Evet. Ben ülkem için bu noktada ne gerekiyorsa, yani sadece teknik uzman olarak değil, işim işçiliği dahil her türlü yardımı yapmaya bu ülkeme hazırım ben. Kesinlikle. Dediğim gibi bana bir bölgeye versinler Mehmet Hoca. Evet. Bu bölgenin çeşit değiştirmesiyle ilgili, oradaki insanların yetiştirmesiyle ilgili. Evet. İlgili ne gerekiyorsa yap. Benim istediğim sadece bir bardak çay olur. Onun ötesinde hiçbir şey istemem. Hiç gerek yok. Yeter ki benim ülkeme bir faydam olsun. Bir katkımız olsun. Eminim ben şunu iddiayla söylüyorum. Evet. Bölgedeki, ülkemizdeki mevcut ceviz ağaçları değiştirildi ise verimli çeşitler 3 yıl sonra üretimimizin en az 4 kat artacağından eminim. Siz 4 yıl sonraki bu 4 kat arttırma yeni bahçelerle 14 yıl sonra bakacaksınız. Evet, 14 yıl sonra. Ama bakın arada 10 yıl var. 1 yani. Kilogram cevizin fiyatı belli, ülkenin dediğiniz gibi ithalatı belli. Evet. Bunun için inşallah yetkililerimiz, bizi izleyenler, devlet büyüklerimiz bu çağrımıza, sizin de benim de çağrımıza kulak verirler. Kesinlikle. Gelin Türkiye'deki ceviz tohumdan yetişmiş tüm çöreleriyle ilgili ceviz çeşit yapalım. Değiştirme seferberliği başlatalım. Bize ne düşüyorsa biz de tarımın nabzı olarak katkı vermeye hazırız. Elimizden gelen destek her neyse biz varız. Şurada görebiliyorsak bir şey göstereceğim. Tabii hocam, hemen paylaşalım. Çok az bir vaktimiz kaldı. Arkadaşlarım hemen yine görüntüyü alsınlar. Hocam bilgisayarına geçelim. Bakın buradaki yan yana koymaya çalıştım. Evet.
5-6 yaşındaki bir ağacı da değiştirebiliyoruz. 18-20 yaşındaki rahat rahat bir ağacı da değiştirebiliyoruz. 80-90 yaşındaki ağaçları da değiştirme imkanımız var. Evet. Yani bunlar ülkem için birer kaynak. Bunların hepsini verimli, kaliteli ceviz bahçeleri durumuna getirmek mümkündür. Evet. Bakın yaşlı bir ağaçta daha yakından görünüyor. Çok rahat değiştirebiliyoruz. Yani 7'den 77'ye bütün ceviz ağaçlarını gönül rahatlığıyla çevirmemiz mümkündür. Kabuk altısı var. Bu da uygulanabilmektedir. Evet. Zaten Tarım Türk TV'nin ekranlarında görünüyor. Bunu göstermeme gerek yok. Evet. Yani çeşit değiştirmeyle sizin de vurguladığınız, benim de altını çizdiğim, ülkemiz çok şey kazanacak. Kesinlikle. Lütfen devlet büyüklerimiz bu çağrımıza kulak versinler. Biz destek olmaya hazırız. Hocamız destek ülke olmaya olarak, hazır. Ülke olarak bu değer ülkemize çok hızlı bir şekilde, süratle, zaman kaybetmeden istiyorlarsa buradan çıkınca stüdyodan hemen başlayabiliriz. Hemen başlayabiliriz. Hocam çok teşekkür ederiz. Başlayabiliriz. İnşallah ülkemizin için stratejik bir ürün dedik. Kesinlikle. Bunun bir ceviz uzmanı olarak söylemedim. Bakın değerler ortada, veriler ortada, Avrupa'nın ceviz durumu ortada. İnşallah doğru yerde, doğru çeşitte, doğru zamanda ceviz bahçeleri kurulmak şartıyla ülkemiz ceviz yetiştiricinde söz sahibi olması için önü açık. Çünkü dünyadaki ceviz üretimi çok açık. Bu açığı ülkemizin kapatması mümkün. Evet. Şu anda TAGEM'le yaptığımız, TÜBİTAK'la yaptığımız çeşit denemelerinde de verimli ve kalite çeşitler kendisini ortaya koymuş. Aşağı yukarı paylaştık. İşte Çentır çeşidi çok önemli. Maraş 18 çeşidi çok önemli. Kaman 1 çeşidi çok önemli. Belki Oğuzlar'ı unuttuk. Oğuz'a belli derecede önemli bir çeşit. Şu anda bu son yıllarda ısrar edilen bu çeşitler ülkemiz için önemli değerler. Kesinlikle. Bu çeşitlerle ülkemizin dört bir yanında ceviz bahçeleri kurduklarında inanın önce kendileri daha önce de ülkemiz kazanacaktır. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Doçent Doktor Mehmet Süt Yemez. Kişisel rekorunuzu kırdınız. 4 saattir canlı yayındasınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İnşallah ülkemize ceviz yetiştirilerine bir faydamız olduysa biz görevimizi yapmış sayarız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hayırlı günler. Ve değerli izleyicilerimiz, cevizi konuştuk 7 saat ve hakikaten çok önemli, stratejik bir üründen bahsediyoruz. Aslında finalde hocamızın yaklaşımı, anlattıklarından çıkarttığımız sonucu bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Özellikle çeşit değiştirerek verimli olmayan, verimi düşük olan bahçelerimizi, ceviz bahçelerimizi hızla ekonomimize kazandırabiliriz. Hem biz hem de hocamız kişisel olarak üzerimize düşen sorumluluğu almaya da hazırız. Neden bir ceviz seferberliği başlatmayalım? Ve sevgili izleyicilerimiz, haftayı bitirdik. 6'dan 12'ye, bugün 13'e kesintisiz canlı yayınla Tarımın Nabzını birlikte tuttuk. Haftaya, pazartesi günü bizler yine burada olmayı umut ediyoruz. Öncelikle sizlere sonsuz teşekkürler. Gerçek izleyici olduğunuz için, seyirci kalmadığınız için, tüm katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Sevgili ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum huzurlarınızda. Ve pazartesi görüşünceye dek mutlu haftalar, mutlu hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalınız.